Kıymetli protokol, muhterem vakit edinler. Bugün geçmişimizden aldığımız güçle ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürürken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk milletinin kaderine ve geleneklerine en uygun idare olarak ifade ettiği geleceğimizin teminatı, dirilişin sembolü, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yılını kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu anlamlı günde binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor. Vakfı Kebir'de hemşehrilerimiz, yarınımız, umudumuz, sevgili çocuklarımızın ve gençlerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı içtenlikle kutluyor. Sizleri en kalbi duygularla, sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Değerli Vakfı Kebir'de, bilindiği üzere Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923 tarihinde, yani bundan 99 yıl önce bugün, hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını, geleceğini bizzat ve bil fiil idare etmesi esasına dayanır. Türkiye Devleti'nin hükümet şekli cumhuriyettir ifadeleriyle ilan edilmiştir. O günden bugüne Cumhuriyetimiz aziz milletimizin tabiatına ve geleneklerine en uygun yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan erdemli, faziletli insanlar yetiştiren yeni ve sağlam esaslarıyla Türk milletinin istikbal yolunda hızla sağlam ilerleyen halkın gelişimini ve yükselişini sağlayan birlik ve beraberlikten, bağımsızlık ve hürriyetten asla taviz vermeyen çağdaş dünyada hak ettiği onurlu yeri alma kararlılığını tüm dünyaya gösteren çağdaş bir yönetim şekli olmuştur. İnanıyorum ki aziz milletimizin her bir ferdi milletimizin küllerinden yeniden doğduğu bu özel günü büyük bir coşkuyla idrak etmekte en samimi duygularla kutlamaktadır. Değerli Vakfı Kebir'ler, sevgili öğrenciler, tarih açık bir şekilde göstermiştir ki Büyük Türk milletinin bekasını ve çağdaş dünyada hak ettiği yeri almasının yegane biçimi cumhuriyettir. Yaşadığımız sıkıntılı günlerden sonra kanla, irfanla kurduğumuz cumhuriyet sayesindedir ki bugün haklı olarak büyük bir millet ve devlet olmanın gururunu yaşıyoruz. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz kurulduğu günden bugüne hızla büyümüş ve özellikle son yıllarda kimsenin hayal dahi edemeyeceği dev projeleri hayata geçirmiş, devletimiz ve milletimiz işbirliği içinde dünyanın en güçlü ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeler arasına girmeyi başarmıştır. Elbette ki ulaşmamız gereken daha nice hedef, yapmamız gereken daha nice büyük işler vardır. Sahip olduğumuz misyon ve üzerinde yaşadığımız coğrafyanın politik ve stratejik önemi karşımıza sürekli iç ve dış düşmanları çıkarmıştır. Çıkarmaya da devam edelim. Her ağacın kurdunun özünden olduğu gerçeğini iyi bilenler bizi bize düşürmek için elinden geleni arka koymamaktadır. Lakin attığı adımlardan ve mücadelesinden geri durmak bu asil milletin bir vasfı değildir. Kirli oyunları boşa çıkaran feraset ve cesarete sahip bir millet, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde düşmanın hain girişimlerini daima bertaraf etmiştir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da hainlerin üzerimizdeki planları bozulmaya mahkumdur. Çünkü bu milletin yüreği, AKP'nin topu vurdukça sinene, onu top sindiremez dediği gibi, her daim birlik ve beraberlikten yana olmuştur. Nitekim son olarak birçok dış ülkenin desteğiyle 15 Temmuz gecesi
Fethullahçı terör örgütü tarafından gerçekleştirilen hain darbe girişimi ve ülkeyi bölme girişimi asil milletimizin ve devletine iradesine sahip çıkma kararlılığı sonucu geri püskürtülmüş ve bütün dünyaya çok önemli bir mesaj verilmiştir. Kıymetli vakfı kebirliler, yaşadığımız bu kritik coğrafyadaki mevcut tüm olumsuzluklara rağmen ortak tarih, ortak kader ve amaç birliğiyle vatandaşlık kimliği ilkelerine dayanan temeller üzerinde yükselen cumhuriyetimiz sayesinde bu topraklar üzerinde yaşayanlar tasada ve kumaşta bir ve bütün olmadan ocağını ve aşırı paylaşmada ne kadar kardeş olduğunu ortaya koymuş, dahası büyük bir millet devlet olmanın gereğini ecdadı gibi milyonlar aşan vatansız insanlara kucağını açmış, dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara sahip çıkmış, zalimin karşısında olmuş, yakın bölgesine ve ötesine barış, adalet ve refahı gelmeye çalışmıştır. Bugün geldiğimiz noktadan daha aydınlık yarınlara ancak cumhuriyetle varabildiğini bilincinde olan büyük Türk milleti cumhuriyet rejimiyle kıvançlıdır. Demokratik, layık, çağdaş, sosyal hukuk devleti olan cumhuriyetimizin bizleri ulaştırdığı nokta hepimizi heyecan ve ümit vermekte, birlik ve beraberliğimizi pekiştirmekte, milletçe daha iri ve diri olma azmimizi yenilemektedir. Her yerde ve her ferdimizde milletçe devletimizin bekası, milletimizin refahı için çalışmaya, dünyanın gelişmiş ülkeleriyle her alanda yarışmaya ve evrensel insanlık değerlerinin savunulmasını öncülük etmeye, mazlumların yanında zalimlerin ve vatan hainlerinin ise karşısında olmaya her zamankinden daha fazla azimli ve kararlı. Bunun için gerekli olan güce, yeterli akla, birikime ve tecrübeye sahibiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere çağlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Büyük Türk milletinin ve siz değerli vakfı kebirli hemşehrilerinin Cumhuriyet Bayramı'nı tekrar kutluyor. Nice güzel bayramlarda birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. Gençler, cesaretimizi pekiştiren, sürdüren siz.